Merhabalar, hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Hepimiz iyi olmaya çalışıyoruz. Bunlarla neşe bulmaya, umut bulmaya çalışıyoruz. Sularına sirke kattım. Keyifleri yerlerinde. Sabah yumurta verdim. Sizden de yorumlar geliyor. Beyazıyla beraber verdim bu sefer yumurtayı, rendeledim. Sizlerden, sizin yazdığınız gibi. Çok seviyorlar, hapur hapur yiyorlar. Çok yamyamlar ya, gerçekten maşallah. Sizden de maşallah istiyoruz. Keyifleri yerinde. Hadi gideceğim mi arkadaşlar? Bir de yem aldım. Dediğiniz gibi bu yem epey kalındı. Şimdi daha ince toz şeklinde aldım. Şimdi onu vereceğim. Bebek gibi bakıyoruz. Evet bakın, toz şeklinde. Bakalım nasıl yiyecekler. Güzelliğine bakın. Maşallahları var ya. Şimdi kümesi tamamladım neredeyse, biliyorsunuz az kaldı. Şimdi kümesin biraz daha o çirkin görüntüyü, işte o eski laminat parkalarını görüntüsünü kapatmak için, hem de kümesi yağmurdan tabii biraz da soğuklardan korumak için şıngıl aldım. Şöyle parça parça şıngıllar satılıyor. Onunla kümesi kaplayacağım. Şimdi ona başlayacağım. Aynı zamanda o kadar emek verdim. Oradaki direkleri falan, işte bir boya yapmak istiyorum. Vernik aldım. Vernikle boya yapacağım. Orayı böyle bir güzel bir hale getirmek istiyorum. Yani tavuklar, en azından madem tavuk yapıyoruz, güzel bir şekilde, rahat bir şekilde yaşasınlar istiyorum orada. Yap boz yap boz olmuyor. Bir kere düzgün yapmak lazım. Şu an telimiz güzel oldu. Aynı zamanda orada ön tarafta bize bıraktığımız alana da bizim hani orada oturabileceğimiz bir yer yapma düşüncem var. Onunla da ilgili orada küçük çaplı böyle bir çalışma yapacağım. İşte bahar gelecek şimdi, önümüz artık bahar. Arka bahçeye sebze yatakları yapıp kendi sebzemizi yetiştirebileceğimiz güzel bir alana çevirmek istiyorum ama kereste fiyatları da almış başını gitmiş. Elimde de artık malzeme kalmadı. Yani neredeyse bütün o eski malzemeleri kullandım diyebilirim yani. Hem de yer de açılıyor tabii, kullandıkça çok iyi oluyor. Bakalım, güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Özellikle işte arka bahçe, şu sebze yataklarına artık yavaş yavaş başlamam lazım. Çalışarak hem
kafamızdakileri işte kafayı rahatlatıyoruz. Hem de evimize, ailemize, işte milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi çapında işte yaşamaya çalışıyor yani. Acı tatlı. Hayat böyle, yapacak bir şey yok. Evet, bak shingle dediğim bu. Şimdi bunu açacağım. Bu böyle parça parça. Bunları üst üste monte edeceğim. Bunun çivisi de farklı, bakın. Shingle çivisi çivisiymiş. Kendime çivi de aldım. Normal çivi de aldım. Şöyle. Bir de zımba tabancası aldım. Evet, bakalım keyifleri yerinde mi? Suları var, yemleri orada. Bunun içine daha girmiyorlar muhtemelen. Bunlara şimdi folluk da yapmam lazım benim. Güzel bir folluk. Burayı temizlemem lazım. Evet, bakın shingle'ı hem şurayı kaplayacağım, bunun yarısını, hem de üstünü kaplayacağım. Yağmurdan etkilenmesin diye. Aynı şekilde buna çatı yapacağım. Onun üstünü de eğer kalırsa onu da kaplamak istiyorum.
Evet, shingle yaptım. Bu şekilde. Abi ağır oldu biraz. Şöyle açılıyor tekrardan. Şu laminant parkenin görüntüsü kötü oldu. Ona da şimdi bir şey deneyeceğim. Olursa yapacağım, yoksa yapmayacağım. Evet, membrane döşedim yan tarafına. Şimdi ona bir boya atacağım. Bakalım görüntü nasıl olacak. Olmazsa çıkaracağım. Aşırı çirkin oldu değil mi? Vallahi çok çirkin oldu. Sökeceğim ben onu muhtemelen. Bir kurusun da şimdilik bugünlük dursun. Evet, şimdi Abdullah abiyle buluştuk. Daha doğrusu Abdullah abiyi yardıma çağırdım. Şu yukarı tavukların yanına böyle bir oturma yeri yapmak istiyordum ya. Bayındır'da bir keresteciye fiyat sormaya gittim. Kereste fiyatı. Orada da geçen yıldan onların yaptığı bir yeni çakılmış böyle bir oturma veranda gibi. Ne deniyor ona? Çardak. Çardak varmış. Fiyatı da çok makul söyledi. Yani kereste parasına çardağı almış oldum. Abdullah abi de sağ olsun kamyonetle geldi. Abi ne zamandır seni de görmüyorlar. İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi Allah'a şükür. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Ne? Ne kadar iyi oldun. Evet. Ha? Yani şöyle baktığın zaman Allah beterinden korusun. Mesela da bütün ölmüşlerin Allah rahmet eylesin. Yaralılar da Allah acil şifalar versin. Amin inşallah. Zor günler geçirdik hepimiz. Evet. Şimdi bizim arabayı dışarı çıkaracağız. Abdullah abinin kamyonetin arkasına yükledik. Onu yukarıya Abdullah abiyle taşıyacağız. Ben daha sonra ona zımpara ve vernik boya atacağım. Onları şimdi izleyeceksiniz.
koyacağız. Ona göre nereye katılacaksa ona göre yapalım. Evet, şimdi diyoruz ki ağacın tam altına doğru koyalım. Çünkü tam yönünü ayarlayamadık. Bir deneyelim bakalım. Nereye? Burayı gömelim. Bu aşağıda tam burada kalsın. Bu da burada üstte kalsın. Ha böyle balkon gibi. Yüksekte olsun diyor. Bu mesela düşünsene. Bunu yeri kazıp beton atıp buraya kadar geldiğini yani aynı buradan bir olacak. Tehlikeli olmaz. Olur mu? Olmaz ya. Ne bileyim abi tehlikeli ya. Böyle nasıl yapmayı düşünüyorsun? Benim kafam yatmadı ha. Ayaklarını İyice kısaltsam, yere yakın olsa. Çirkin mi olur o zaman da? Aynı zaman olacak. Yani yerle bir olacak bu defa. Yerle bir olacak. Mesela buradan direkt onun üstüne. Ama buna da sürekli bastın mı o zaman burada oturamazsın değil mi? Bir de bu mesela yaşta, kışta bu çamur olacak. Ayaklar kestiğin zaman tatlı çürüyecek bir sabır. Toprağa temas edecek ya. Toprağa tam temas ettirmeyeceğim. Nasıl? Sana bırakın. Ya da... Bana dersin, ben böyle yaparım. Abi o senin dediğin güzel de... Biraz sakat ya. Sen diyorsun ki yarısı mı dışarıda olsun? Bir tanesi burada olacak. Bu taraf burada da kalacak. Üstüne ağaç ev gibi olacak. Aynen ağaç ev gibi olacak. Ama sakat olmasın. Biz bunu bir şekilde monte edelim buraya. Şu ayaklarını kazalım. İstiyorsan keselim. Keselim diyorsan çapayla burası böyle düz olması lazım. Ayaklarını keseceksin. Ha, ayaklarını kesmeyeceğim bir şekilde koyacağım diyorsan direkt çapayla çukur açacağız. Ayaklarını aşağı tutturduk mu düzelecek. Evet tamam, ben bunu önce bir zımpara falan yapıp da boya yapacağım. Şimdilik dursun abi böyle. Çünkü ben bunu zımpara yapmam lazım gömmeden. Şimdi ayaklarına da cila vernik sürmeyecek miyim? Tamam. Gömeceksem çürür o toprağın. İşte gömeceğim mi yoksa kesip direkt şey üstüne koyacağım. Bilemedim yani. Şimdi gömünce hiç hareket etmez. Değil mi? Böyle istediğin yere. Kımıldamaz yani. Yani olsun mesela sıkıldın, öbür bahçeye geçirmek istedin. Tut ucundan öbür bahçeye geçir. Evet. Onun öyle güzelliği var. İşte kendin yapmadın mı da böyle emanet oluyor yani. Tam bir şey oldu. Şimdi oraya ilk 3 tane ayak yapacaksın. Değil mi? 3 ayak yapacaksın. Ama bu sefer bahçenin şeysi, düzeni bozulacak. Evet, şu taş duvarın olmaz. Görüntüsü bozulacak. Olmaz, olmaz. Bak görüyor musun? Ayaklar biraz yüksek. Ayakları hepsini yarısına kadar kısaltıp daha sonra gömeceğim. Anladın mı? Olmaz mı? Olur. Evet. Şimdi ben ona bir zımpara boya yapacağım. Ondan sonra yönünü, konumunu ayarlayacağız. Şimdilik öyle dursun. Abdullah abi sağ olasın yardımın için. Yok. Abdullah abi de el arabası aldı. Bakın rengi ne güzel. Kaç lira abi bu el arabası? 750 mi dedi o? 750 lira. Şu araba bakın. 750 lira. Vallahi bak. Dünya para ya. Şunun adı neydi abi? Güzel.
Bu da 120. 120 lira. Evet. Paranın hiç değeri yok. Vallahi bak abi ya. Biz köye ilk göçtüğümüzde kuzenim bize hediye etmişti. Köye göçtük diye hediye. Vallahi 100-200 liraya bir şey aldıydık ya o zaman. Benim vardı da eskidi, çürüdü gitti artık. Değil mi? Kalmadı. Sende bundan da vardı. Bir senede gidiyor onlar ya. Bunlar bak uçlara eriyormuş. Ne? Sılaj ve sılaj. Asitli olduğu için sürekli sılaj kaçıyoruz ya. Evet. Eritiyor yani. Sılaj bunları eritiyormuş bakın. Zamanla tükeniyor bu. Mecbur yenisini alıyorlar. Eve geldiğimi göstereyim ben sana, bak ne hale geldi. Sen diyorsun ki... Kullanıyorduk ya onu, evet ben hatırlıyorum çünkü. Hiç kalmadı. Evet. İncecik şey gibi kaldı ya. İplik kadar bir şey kaldı şeyleri. Evet. Yerleri. Duruma göre de daha netleşmedi ama yarın Abdullah ile belki yaylaya gideceğiz. Değil mi? Bakalım, gidebilirsek. Yarın sabah bir olsun da şimdi gitten... Orada şey ne iş var şimdi abi? Dallar mı budanıyor? Asmaları budadım, ben de bir kiraz var budanacak. Kirazları budanması lazım. O asmaların hepsini budadın mı? He. Helal olsun ha. Kirazlar mı budanacak? He. Zaten çoğunlukla babam yaptı ya. He. Benim elim pek değilmiyor. Allah olsun babam. Valla ne kadar geçiriyor. Çalışkan ya, değil mi? O yaşta hiç durmuyor, boş durmuyor. Valla. Ya bir yarın duruma göre o zaman haberleşiriz. Tamam. Gideriz yaylaya. Tamam. Ben ceketimi alayım. Eline sağlık. Bakın burası şimdilik böyle. Bunu önce bir zımpara boya yapacağım ben. Daha sonra artık ayaklarını kısaltıp filan bir orayı konumlandıracağız. Dediğim gibi sen yaparım, beraber yapalım bunu. Tamam abi ya şey, önce ben bir şu zımparasını şeyini yapayım. Tamam, bir gün işim var, ben orada halledeyim. Tamam. Haberleşiriz, sağ olasın abi. Tamam, hadi görüşürüz. Evet, yeni bir güne uyandık. Dün Abdullah abiyle biliyorsunuz çardağı oraya bıraktık. Bugün aslında onunla uğraşacaktım ama Abdullah abiyle dün de bahsetmiştim size, belki yaylaya gidebiliriz demiştik. Şimdi Abdullah beni almaya geliyor. Onunla yaylaya çıkacağız. Budama yapacağız. Kirazları falan budayacağız. Hem de oraları size yukarıdan drone ile göstereceğim. Oraları hiç görmedik havadan. Siz de görün, biz de görelim. Civcivleri de balkona getirdim. Dün Abdullah abi sağ olsun, ona da yardım etti. Bunu neden getirdiğimi de bir sonraki videoda paylaşacağım sizinle. Taş odada ufak tefek bir değişiklikler oldu. Bir yenilikler oldu ve çok güzel oldu. Yani gerçekten çok güzel oldu. Onun ne olduğunu bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdi yaylaya gidiyoruz. Bakalım oralarda neler yapacağız. Evet, geldik yaylaya. Gökyüzünden muhteşem değil mi? Yani
gökyüzünden daha da güzel gözüküyor. Gerçekten harika bir coğrafya burası. Abdullah abiye diyorum ki, Abdullah abi şu evi bir şekilde yaptır. Ya da gel beraber yapalım. Ama az da zaman. Şey değil mi? Bu ev tadilat yapılmaz diyorsun. Yapılmaz sen. Yapılmaz. Çünkü baksana şöyle dönelim. Mesela şurası falan göçmüş. Artık bu bayağı oldu yapılalı. Bayağı olmadı da topraklar yani şey şöyle söyleyeyim beton kumlu mu ne diyorlar ona öyle olduğu için. Deniz kumlu mu? Herhalde galiba. Kötü malzeme mi? Evet, kötü malzeme olduğu için güvenilmez yani. Ya şimdi şuranın güzelliğine bakın. Siz de benimle beraber Abdullah abiye coşku verin. Şuraya bir el atsın. Ya her şeyin bir zamanı var. Şurada bir yaptırmak ister de. Şurada bir ev yapım videosu başlatalım abi. Şurayı cennet gibi yer. Bakın eski ahır mı burası abi? Evet, dam bakın yani taşlarla örülü. Çimento dahi yok. Ne kadar güzel bakar mısınız? Ama burası gece sonra olan İzmir depreminde göçtü burası. İzmir depreminde göçtü dediğinde sadece şu duvarı. Yani şu duvarı şu kadar yani şurası, yıkılmış. Şurası göçtü yani burası. O da muhtemelen tahtalar artık çürümüş. Çürük yok da yani bir şey konmuş herhalde. Dengesizlik konmuş. Yoksa geri tarafında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya en ufak bir şey yok. Sadece burada biraz herhalde yamaklık olmuş bir şeyler olmuş yani. Dengeli konulmamış herhalde. Aynen. O yüzden. Gerçekten çok güzel. Yani burayı yapılmış olarak bir hayal edin. Şu ortamda, şu doğanın içinde. Bakın burada eskiden şey mi vardı abi? Dışarıda mıydı hocam? Yok. İçeriden mi? Burayı gördük ya zaten. Kapattınız. Göçtüğü için. Evet. Yani aslında 10 numara yer. Ama tabii her şey para yani. Ha deyince yapılmıyor. Maalesef her şey maddiyat. Burada da küçük bir yer var abi. Orası benim çocukluğum zamanında yani babamların ilk bu evden var. Eski ev. Evet. Ya orası mesela çok olmuş yapalı. Yani burada oturmuyorken orada mı ev vardı? Ha buradaydı. Vay be. Sonra burası oldu. Küçücük baksana. O bile ayakta ya. Değil mi? Artık ayakta değil de geçiyorlar. Evet bakın ne yaşanmışlıklar var buralarda. Vallahi harika bir yer. At vardı beygir. Onunla çift sürüyorduk. Onun şeysi bu. Vallahi. Vay be. Bunlar böyle aslında saklaman lazım abi. Bunları eve koysana sen. Bunlar mesela üzüm kasası. Bunların içine yapardık, kapattık mı böyle kalıp gibi çıkardı. Abi. Evet takipçilerimize diyorum ki Abdullah abiye moral motivasyon istiyorum. Burayı ayağa kaldıralım ya, abi. Moralle alakası yok. Para olsa hemen yaptım. Anladın mı? Her şey maddiyata dayanıyor. Öyle ister hemen yaptım ben. Ama olmuyor. Her şeyin bir zamanı var. Burayı turizme açalım. Oba çadırları. Hani bu Kırgızlar, Türkmenler getirdi ya depremzedelere böyle yuvarlak çadırlardan. Böyle çadırlardan koyup değerli takipçilerimize köy, doğa hasreti çekenlere burada konaklama imkanı nasıl olur? Olur. He? Olur. Olur da işte tabii. Bu çadır bile şu an bile 50 bin, şişme çadırlara bile 50-60 bin lira istiyorlar kamp çadırlarına. İşte dediğim gibi ben şey maliyeti yüksek olduğu için. Aynen. Şeye bakıyor. Şu ev tadilatla düzelecek olsaydı abi gel derdim beraber girişelim sıvasına boyasına. Yok mesela bak şu kiliç bak şu kilicin halini görüyor musun? Dışarıda sıvak yok mesela kiliçler bile artık patlamaya başlamış. Evet. Ya buralar şimdi şöyle çok kar çok şey olduğu için. Rutubet yaptı. Rutubet yaptığı için şey yapıyor bir arka duvarı var onun 60 santim 80 santim bir taş duvar. Evet. Orası sağlam kalırsa kalır. Burada kiliç var ama. Biz bunun üstüne çıkarız diye mesela kilişlerini, şeylerini, kolon her şeyde kolon var da hep kolonlar gitmiş yani. Evet. Yani 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, aşağı yukarı 15 tane kolon var bunda. Üst kata bir daha çıkarız diye. Böyle bir şeyler de yapabiliriz ama görüyor musun mesela? Hep evet. Dağılmış mesela bak şöyle görüyor musun? Hiçbir evet. Şey olmamış. Zaten trollar rutubetten gitmiş, çökmüş. Bunun ne hayır beklesin ki? Aynen.
Evet, bakın evin içine girdik. Ama gerçekten kötü durumda yani. Yani yıkılması lazım bu evin. Bu evde durulmaz yani. Şu an bile sen, tehlikeli yani. Evet, güçlendirme diyorsun da güçlendirme alakası yok. Her tarafta kiliç var ama kiliçlerin şeysi yok. Demirler bile çürümüş ya. Çürümüş. Evet. Demir. Şuralar hep oda mı abi? Abi. Ama da. Dediğim gibi. Karanlık. Tabii çok girilmesi bile şey. Tehlikeli. Beton artık çürümüş. Aynen. Dediğim gibi arka duvar var mesela, taş duvar. 60 santim, 80 santim. En sağlam burası mesela. Burası kesinlikle yıkılmaz. Bura banyo muydu? He. Abi var ya bak, burayı böyle yeni baştan yapacaksın, yıkacaksın. Kocaman bir cam olacak burada salonda. Bir şömine. Dışarıyı direkt böyle camlardan göreceksin. İçerisi böyle sıcacık. İşte eskiden öyleydi. Burada ocaktı mesela şu şömin olduğu yer. Şurası. Cam açıktı. Cam da mesela genişti. Evet. Bir oturuyordun oradan dışarıya. Evet. Ya bakın, dışarı evden bir çıkıyorsunuz. Yani böyle en ufak yapay bir ses yok. Bakın. Huzurun can damarındayız yani. Bakar mısınız? Şöyle bir ortama çıkıyorsunuz. Gerçekten benim de hayalim böyle incin top oynayan bir yerden bir yer alıp kendime daha ev yapmak abi. Kendime dedim, ailemize. Ya inşallah kısmet olur da. Ya ha, senin haberin bir şey fark etmesin. İstiyorsan yap dur. Ya Allah razı olsun. Tabii insanın kendisinin olması bir farklı yani. Ama burayı da hayata geçireceğiz abi, inanıyorum. İnşallah. Her gün sana gaz vereceğim buraya geldikçe. İnşallah. Burası da dam. Aslında burada ne kadar geniş değil mi? Burası depo. Ne kadar geniş ya? Geniş. Bayağı geniş. E burası mesela bir oda gibi yaşam alanı olmaz mı? Burayı düzeltsek. Burası da sırf topraktan yapılma. Bak burası da patlamış. Bunlar yani. Ha onları. Evet. Bunlarla da çok uğraşmak lazım. Hayvanına bakın, üzüm çekerdik. Buradan yol falan yoktu. Benim çocukluğumda. Valla burada tarih yatıyor ya. Şurada da galiba atla ilgili bir malzeme var. Değil mi? Hepsi duruyor. Şeylerin. Tarih yatıyor, tarih. Hatta şeyden falan var, ben bilmiyorum, bilmiyorum. Bakar mısınız şu keresteye? Kaç yıllara meydan okumuştur ha şunlar. Evet, şimdi artık çalışmaya başlıyoruz. Burada ağaçları buduyacağız. Kiraz ağaçları mı abi? Kiraz ağaçlarını buduyoruz. Haydi bakalım. Şunların hepsini kes. Bir daha göster abi, nasıl oluyormuş. Onu aşağı çektin mi ucunu evet. Kapatıyor. Evet. Daha bu ucu da mesela bu. Uzatabilirsin böyle. Yüksek ağaçlara. Evet. Çıkmayalım diye.
Evet, kirazları domaya devam ediyoruz ama tam nereden nasıl kesileceğini bilmediğim için çok da faydam olmuyor Abdullah abiye. O bana gösteriyor, öğretiyor sağ olsun. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum. Ama her işin bir püf noktası var yani. Öyle geleyim şunu şuradan keseyim, böyle keseyim olmuyor. Hepsinin ince bir ayarı var yani. Bilmek lazım. Alacağım. Bir tane alacağım. Alıyorum. Nasıl abi? Bakın hoşuna gitti mi? Çok güzel ya. O nasıl şey ya? Çok pahalı bir alet mi o? Vallahi bunu 5-6 sene oldu alalı. Hala kullanıyor. Hı-hı. Çok pratik ya. Pratik. Hayat kurtarıcı yani. Ya ağacı için batarsa yerden halledebiliyorsun. Aynen. Burada 3 metre. 3 metre bayağı bir şey yapıyor. İş görüyor. Ezan sesi buraya kadar geliyor. Evet. Köyden mi geliyor? Burada yayladan. Yayladaki camiden. Hı hı. Köyü bayağı var. Köyü bayağı var. Evet. Oradan gelmez. Hiç gözükmüyor. Bak domuzla hale getirmiş. Komple sürmüş buraları. Domuzla geyiği bir de biz görsek abi ya. Hiç denk gelmedi. Bir şeyler göçler oldu oralarda. Ya damlama ortamlarını çıkartamadım sen alttan. Öyle gömmüş. Hep bu çukurları onlar mı yapmış? Aynen. Hep bunlar hep bu arada. Evet, mola veriyoruz. Evet, cevizle incir yiyoruz. Güzel gider değil mi? Böyle değil. Çalışırken çok rüzgar oluyor. Şimdi rüzgar kesildi bu. Geçermiş bu. Şimdi biraz çalışalım da biraz ekmek de yeriz. Abdullah abi tedarikli gelmiş. Benim aklım gelmezdi de annem koydu köyden. Ekmek yoksa da herhalde o. Acık kızlarıma gelsiniz diye. Ya bu var ya, ölüyü diriltir ya. Mesela 2-3 tane yediğin zaman insanın iştahını kesiyor. Hı-hı. Bu incir
Sizin doğal ürünler de hala var mı? Bilmiyorum ki. Evet, bizim yorumlardaki doğal ürün linkimize bakabilirsiniz. Bu incirden kaldıysa tavsiye ederim yani, gerçekten. Efsane. Ceviz var ya, incir kaldı mı bilmiyorum ha. Gel artık yemek yiyelim. Yemekte. Kulümünün evine ekmek atayım. Valla. Ha, kalecik, zeytin. Zeytin. Zeytin ya. Olmazsa olmaz. Salça. Burası gelmedi. Domates. Allah. Ulan salata da kaydırdım ben, neyi çıkarmış herhalde. Oh. Yumurta kapatması. Şimdi... Merak etme. Salça mı şimdi zeytin, şey ya, zeytinyağı dökeyim mi? Hı? Sen misin? Severim. Zor olur bunu. Artık biraz da kendimize bakalım değil mi? Senin hediye ettiğin bıçakla keselim bunu. Neyi? Hı. Yiyeceksin değil mi? Bilmem, öyle yeniyorum. Yemin yemin güzel olur bu salçayla. Tarlayı atalım ki.
şimdi böyle yeniyor mu? Dişi biraz kabuğu sert olabilir. Böyle şu büyük tanesi atabilirsin. Bak şurada başta şöyle yeme. Olacaktan. En son sertleşti mi atarsın. Ekmek. Şuraya koydum. Çatal şey yok artık. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yarın olmaz.